Tamam tamam. Hadi git selam ver. Niye benimle oynamıyorsunuz de? Şimdi bunları iki iki birbirine çakacağım dostlar. Ay Deniz, şuranın güzelliğine bir bakar mısın ya? Değil mi o ağaç? Gülünce gülen. Aşkım benim. Dur lan. Bak ablasını hediye göndermiş. Şimdi kim hediye gönderdi? Bir, iki, üç. Ne yapacaksın? Haydi. Ama buna bakın da gülüyor. Kardeşim ablasıyla zıplıyorum zannediyor, gülüyor. Evet, hepinize günaydın dostlar. Hava soğuk olacak dediler ama şu an Sakarya'da bayağı bir yaz havası var. Yağmurlar vesaire gelmedi. Hava biraz kapalı. Arada böyle bir çiseliyor, ediyor. Sağ olsun şu arkamızda gördüğümüz gölün geçmemesini sağlıyor ama hava bahçede çalışmak için uygun. Ben de daha filizler yatarken bugün erkenden bahçeye inip bahçedeki bazı işleri yapmaya başlamak istedim. Önce bu meşhur çitlerimi artık yerine sabitleyeceğim. Bu meşhur çitlerimi sabitlemek için o çitleri şöyle ayaklara çakıyorum dostlar. Bununla onu sabitleyip çitlerimi de bununla birleştireceğim. Onun bir de kapısı var biliyorsunuz. O kapı noktasını tabii sağlamlaştıracağım. Yalnız benim şu şekilde iki tane daha kalasa ihtiyacım var. Hatırlarsınız yine daha önce Akyazı'dan getirdiğimiz bizim çok güzel kestane kazıklarımız vardı. Şimdi o kestane kazıklarından bir tanesinden bir parça kesip, çünkü bir tane bundan eksik, ucunu sivriltip çalışmaya başlayacağım. Evet dostlar, eksik kalasımı da yapmış oldum. Şimdi bir kümesimizin ölçüsünü alıp ona göre bu tel nereden başlayacak ona karar verip çakmaya başlıyoruz. Bu arada buradaki kalaslarla güzel sebze yataklarımızı da yapmaya başlıyoruz. Bugün ilk çerçevelerini yapmayı planlıyorum. Şimdi bizim kümesimiz, böylelikle üçüncü kümes videosunu da yapabileceğiz. Şöyle genişlik olarak bakarsak, şöyle tahtayı yere attım. Aşağı yukarı bizim kalaslarımızdan 1,5-2 karış daha uzun olacak ki etrafında bahçe geçebilsin. Vallahi böyle köy evimizin müstakil bahçesinde çalışmayı özlemişim. Şimdi kümesi şöyle düşünüyorum ben. Şöyle şu kenardan arka tele kadar gidecek. Şöyle ağacın, şu güzel ağacımızın önüne koyarız herhalde. Bu arkasında kalır. Şöyle ben bir tahtamı atayım. Yani tahtadan bir karış sonra çitlerimizi başlatabilirim. Yani şöyle bir alandan başlatırsam bence şu yan tarafta benim kümesim için gayet güzel bir alan. Şöyle başlatayım. Burayı da telle çeviririm. Kapalı çitimizi koyalım. Çünkü giriş de buradan olur.
Bambama bakın, bambama. Kimmiş oğlum onlar? Tamam, tamam. Hadi git selam ver. Niye benimle oynamıyorsunuz de. İneklerimiz meraya doğru gidiyor dostlar. Hadi bambam, işimiz çok, işimiz. Dostlar, kilidimiz de gördüğünüz gibi oldu. İyi terledim ya. Neyse, Filiz kalktığında sürpriz olacak ona, güzel bir sürpriz. Havada yine kapıyor bir. Kapadı farkındaysanız zaten ışıktan. Belki birazdan yağabilir. En azından bunu buraya yapmış olduk. Nasıl terledim yalnız. Çok terliyorum ben ya. Siz de terleyen biri misiniz? Benim gibi. Böyle ufacık bir hareket bile etsem terliyorum. Çocukluğumdan beri öyle, kiloyla falan da pek alakası yok. Şöyle yan tarafa kümes gelecek, orası da dolu. Ve böyle çitle tarım yapacağımız alanı avlumuzdan ayırmış olduk. Şimdi çitimizi yaptık. Arkasına ilk sebze yatağımızı bunlarla yapacağım. Bu bir örnek. Bakalım olursa, prototip sevdiğim gibi olursa, geri kalanlarla da bu şekilde bir sebze yatağı yapacağım. Tabii bunları böyle birbirine tutturmak için de kalasa ihtiyacım var. Ama onu buradaki kalaslarımdan harcamayacağım. Çünkü çok az kalasım kaldı. Şurada eşeğim vardı gördüğünüz. Eşeğimden böyle kullanabilmek için parçalar keseceğim. Zaten paramparça oldu kendileri. İlk eşek biraz tasarım yanlışlıkları vardı ama işimizi gördü. Burada bayağı odun vardı hatırlıyorsunuz. Bayağı bir odun kestik. Şöyle parçalar bana yetecektir. İki tanesi şuraya yapsa, şu da toprağa girmesi için gerekli alan. Şöyle. Evet, bana tam böyle 8 tane parça lazım. Thank you.
Bu kadar terledik ama arkadaşlar saat daha 10:20 geçiyor. İftara çok var. Bugün susuzluk zor geçecek. Buna vida harcamamız gerekmeyecek. Çünkü vidalar da çok pahalı. Şimdi bunları iki iki birbirine çakacağım dostlar. Şimdi çivi çakarken de biraz korkuyorum dostlar. Şöyle göstereyim. Daha önceden bir parmağıma vurdum bir defa. Hala tırnağım düşmedi. Düşmeyecek büyük ihtimal ama yani hala çekiyorum, hala acıyor. 3 hafta falan oldu. Belki geçmiştir. Bunları da birbirine tutturacağız. Bunları çok güçlü tutturmamıza gerek yok. Çünkü zaten toprağa saplanınca gayet güzel duracaktır. Şimdilik toprağa saplayana kadar. İlk sebze yatağım da bitti dostlar. Tabii böyle havada durmayacak bu. Toprağa gömülecek ayaklıkları. Belki 2-3 parmak yerden yüksek olacak. Çünkü içine de toprak vesaire doldurduğumuz zaman böyle yüksekte duracak artık sebzelerimiz. Daha kontrollü bir alan olacak. Gözünüzde canlansın diye buraya koydum. Böyle Tetris gibi kare kare yan yana aralarında rahat dolaşılabilecek alanların olduğu. Yürüme yollarına da tabii şu an yeşil ya da direkt toprak ama talaş ya da saman alıp serpeceğimiz böyle çok kontrollü bir sebze alanımız olacak. Hava da bayağı sıcak. Ben de bayağı terledim. Ama böyle görmeye başladıkça bir de hayal ediyorum ya ben hayal eden benim tam aklımdaki şeyi görüyorum. Çok da güzel olacak gibi duruyor. Vallahi merakla bekliyorum dostlar. Oh, bizimkiler yeni kalktı. Seslerini duyuyorum. Aşkım günaydın. O orucu uykuya tutturuyorsun. Yok artık daha saat mı girdiniz? Çok şaka yapıyorum. Hem bak. Çok geç aşkım. Verdim. Bu bebek karnını doyurdu. Aa. Burası. Nasıl oldu? Camdan gördün. Valla baktım ya. Şey. Güzel olmuş. Kare mi düşünüyordun? Kare düşünüyorum. Şimdi kare çakılacak sana değil mi? Çok yüksek. Tabii çakılacak onlar. Hani bir şimdilik koydum. Su var zaten çünkü. Bir şey yapamazsın ki şu hale bak. Ay Deniz şuranın güzelliğine bir bakar mısın ya? Değil mi? O ağaç çok güzel oldu değil mi? Ya açayım mı camdan çek? Çok güzel gözüküyor ya. Müthiş gözüküyor. O üstünde ev gibi bir şey var ya. Kuş evi var bir evet, tane. Kuş evi. Kuş evi değil mi o? Kuş evi. Biz de yaparız bir tane. Yapalım ya bir tane kuş evi bahçe. Bizim bahçede öyle büyük ağaç yok da şey yaparız. Yere çakıp değil mi? Bugün bir alışveriş yapman lazım yalnız Deniz. Tamam eksikleri yazalım da ben çamur içindeyim. Bir üstümü değiştireyim geleyim konuşuruz. Bak buraya vur gel. Biraz al, yiyor, biraz bak, vuruyor bak, işte. Bak. Hadi. Tadı daha şey bugün. Dişleri kaşınmaya başladı ya iyice. Neler tamam. Eksik şimdi? Neler mi eksik? Tuvalet kağıdı. Önce mama. Murat Mama. Bir tane mama.
Yazıyorum. Tuvalet kağıdı eksik. Mama, tuvalet kağıdı. Sen deterjan diyordun. Mutfak, bulaşık makinesi deterjanı, bir de el deterjanı. Tamam. O şey, biminkini alabilirsin. Yaz onları da, unuturum ben. Bulaşık deterjanı. El yazıyorum. Bir de matematik. Tamam, makine yaz. Bulaşık deterjanı. Bulaşık makinesi. Sokma gırtlağına kadar. Deniz, o almıştın ya borunun şeyle yanında. Parlak kızıl olursa güzel olur. Parlak çıkmış. Mama, tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı. El için. Makine deterjanı. Çamaşır suyu falan var evde. Temizlik malzemelerini düşünüyorum da şu an. Çamaşır tarafında bir şey eksik değil. Tamam. Orada her şey tamam. Bulaşık da böyle tamamlanmış oluyor. Tamamladık. Tuvalet kağıdı yazdık. Mama alacağız. Şey al, bir tane katı sabun al. İkili falan bile olur. Yani katı sabun. Normal sabun. Kalıp sabunu tamam. Şimdi. Ha, bir de peçete al şimdi misafir. Tamam. Kalıp sabun diyorum. Kalıp sabun ve şey. Peçete. Peçete. Normal servis peçetesi. Tamam. Peçete. Şimdi yemek ne yaparız? Ona karar verelim. Burada yani benim... Tamam, yemeklik şeyleri ben hallederim. Tamam, alırım bir şeyler. Gıda dışındakiler tamam benim için. Gıda böyle makarnamız ne kadar? Ya Deniz, varsa bir tane kalem tıraş alsanım yani. Tamam, bulursam kalem tıraş alayım. Yazayım mı, unutuyorsun? Unutuyorum, yaz. Kafa o kadar dolu ki her şeyle. Kalem tıraş çok şey, unutuyoruz yani. Kalem boyalarını açalım da, boyamayı seviyor. Tamam. Kalem tıraş dedim. İlginç güzel bir kitap çarparsa gözüne kitapla bir tane alabilirsin. Benim de bazen oluyor. Başka? Aşkım. Güzel oldu. Sana mama alacak baban. Başka kaşık maması şey alayım mı? Olur. Ne al istiyorsun. Buraya yazıyorum yanına da. Kaşık yaz. Kaşık mama da yazayım. Kaşarımız yazayım. Azalmıştı galiba. Kaşar alırım. Zeytin peyniri var istiyorsan. Zeytin peyniri var. Kaşar azalmıştı. Tost falan yapıyorsa orada. Hani şey oluyor, güzel oluyor. Tamam, o zaman kaşar peyniri yazıyorum. Kaşar peynir. Şeker, tamam. Toz şeker biraz alsam. Toz şeker alayım. Bitti işte. Ben şimdi bir şey yaparsak yoksa. Tamam. Toz şeker. Sebze bulamazsın tabii. O şey de oluyor sebze. Ne istiyorsun? Limon. Limon alayım. Tamam, limon yaz. Çay, limon. Limon. Başka hani bulursan işte başka sebze de alabilirsin. Ne mesela? Brokoli falan mı? Evet. Ya aslında gelecek buraya ya. İstiyorsan iki gün daha bekleyelim, buradan alalım. E tamam, onu nakit buradan alırsın, köyden daha güzel olur. Şeylerinki güzel olmuyor çünkü. O üç harflilerin sebze meyve reyonları güzel olmuyor. Bunlar bir şey söyleyeyim, köye gelen araba gerçekten güzel sebze getiriyor. Tamam işte, oradan alırsın. İki gün sonra yani gelirim. Markete göre çok çok... Evet. Limon alayım sadece, acil. Tamam, geri kalan şeyleri oradan alırsın. Başka aklım yok. Domates var. Domates, biber var. Bir tane domates var, bir tane biber kaldı. Biber belki ekleyebilirsin. Tamam, biber alayım. Biber yazıyorum. Başka bir şey? Başka. Benim aklımda yok. O kadar zaten, başka da bir şey. Yani başka şeylerden. Bambama mama yapmak için bir şeyler alırım. Yine o bitecek çünkü. İşte sebzeyi buradan alırsın o zaman yeter. Bambama taşlık alabilirsin yine. Hem ayıklaması şey olmuyor, gerekmiyor. Hoş, bunu da ayıklamıyorsun ki. Gerekmiyor zaten, bu çorbalık. Sadece boğaz ve şey var içinde, böyle kırdak gibi bir kemik. Bulursam var. Bundan alırım. Tamam. Bu da olur, o da olur. Fark yapmaz. Bambam için yazayım mı? Ona gerek yok. Yok, gerek yok. Gidiyorum o zaman ben. Tamam. Gideyim geleyim ki bir an önce sana... Al da gel bakalım. Yoruldum ha. O kadar hamlamışız ki. Kimdir kaç lirası için? Tutacak canım. Ona moralimi bozmuyorum artık. Bana yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey. Nasıl hamlamışsam yani. Şu sabahki çalışma var ya şu an... Ya ve tüm enerjimi bitirdi. Ama şey, biz dün akşam hani belki biraz daha sonra yaparız diye konuşmuştuk onu. Çünkü çok çamur. Ya hava yağmıyorken yapayım dedim. 10 gün yağmur veriyordu ama boş. Bak, hava da her an kapalı, indirecek peki gibi. Peki şey, hesapladın mı kaç tanesi var öyle bahçeye tam? Valla benim kafama göre olacak şey oraya o bahçe yataklarından 6 tane koymak. Yan tarafına mısırı yere ekmek. Mısırı bahçe yatağına ekmek istemiyorum çünkü. Yiyorum zaten. Fasulyeyi yere ekmek. İki sıra bahçe yatağından sonra arkaya sırıklar dikip o iple bizim eski evde yaptığımız gibi
fasulyeleri ekmek. Mısırla fasulye birlikte de ekiyorlar ha. Ya da güzel olmuyor ya. Karışıyor değil karışıyor. Mi? Karışıyor. Ha öyle yapmayız. Hani ben o yan taraf var ya. Zaten bizim çit bittikten sonra hem işte orayı çit gibi olur. 3 ya da 4 sıra mısır ekelim diyorum. Burada mısır tohum bulmakta zorlanacağımızı zannetmiyorum. Herkes de vardır mısır tohum birinden alırız. Güzel bir süt mısır bulalım. Evet süt mısır olsun. Süt mısır. Çünkü bizim o şey için yaptığımız biz yemelik farklı. Çünkü tabii o farklı. Hani yemelik güzel mısır olsun. Farklıydı. Mia falan çok seviyor. Kendi mısırımızı açlarız. Ben de çok seviyorum. Oraya şöyle hani bir yoğun mısır ekelim. Tamam. Arkasına da fasulye ekelim. Mısır fasulye lazım. Başka yatakları da şey düşünüyorum yani her bir yatak. Fasulye ekelim mi biraz yer kalırsa? Olabilir. Her yatak 12 fide 11 fide falan alabilir diye düşünüyorum ben. Çok sağlıklı güzel büyümüş fidelerimizi oraya koyup bu sefer hani mesela öbür evde ektik 20 tane ama 5'inden verim aldık. Bu sefer 10 tane ekelim onundan da verim alalım. Hani böyle verimli şey bir şey olsun. Onun içine ben işte solucan gübresi, torf, normal toprak karıştırıp o sebze yatağının da içini öyle dolduracağız. O çok yine de iyi şey olur. Ya biraz böyle hani bahçede yer kalmazsa tereddütte kaldığımız şeyleri de ekecek bir yer buluruz. Ya en buluruz, ekecek bir yer buluruz. Şey böyle bazı şeyleri tohum için düşürdüklerimizi saksılara bile koyarız ne olacak? Birkaç tane zaten bence tohumluk saksıya böyle merdivenlere de dizelim. O süs biberleri vesaireler falan güzel olabilir. Mesela şey çileğini ne çileğiydi? Altın çileği. Altın çileği oraya ekmemize gerek yok. Altın çileği güzel bence. Saksılara var saksılarımız büyük. Büyük saksılar olur. Büyük saksılara ekelim. Hani öyle daha verimli olur. Aynen. Sebzelerle ayırmış ya olur. Şey olacak Deniz. Bir ona bakalım ne yapabiliriz. Böyle marmelatlar falan stoklayabiliriz. Çok şey oluyor ya dışa o mereye doğru giderken ahududu çalıları evet, var. Toplarız. Börtlen çalıları. Ahududu börtlen. Güzel reçelini mi yaparız artık? Reçel yaparız. Belki fazla olsa satışa da koyarız. Reçel yemiyoruz. Ben yerim vallahi onu. Yer misin? Evet. Çok güzel. Tamam vakit kaybetmeden gideyim. Gideyim geleyim hızlıca hadi. Git gel. Baksana. Deniz. Vurmaya da başladı. Aşkım benim. Böyle stres atıyor çocukla. Vurarak. Elini vuruyorsun ama annecik şöyle birazcık daha geriden tut. Ha, tut. Vur. Hemen yemek istiyorsun her şeyi. Obur timsah mısın sen? Sizi bırakıyorum sen ben. Sen obur timsah mısın? Hoşçakalın. Ay bu ne dedi ne yedi? Tipini yediğimin. Hemen de gülüyorsun ya. Gülünce gülen. Aşkım benim. Annem. Bir tane. Anneciğim. Burada da bir tane prensesimiz var. Bu da bir tane şimdi onu. Öyle görmemezlik olmaz. Evet Mia bugün doğal bir pastası üfledi değil mi Mia? Çünkü çişimizi kakamızı nereye yapıyoruz? Dereden mi? Nereye yapıyoruz çişimizi kakamızı? Çişimizi kakamızı. Yapıyoruz. Tuvalete. Tuvalete yaptığı için Mia da bugün sürpriz kazandı. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah, evet dostlar. Şimdi yolculuk Söğütlü'ye. Ah, demin de araç geçti. Araç geçtiği için yine otostop denemeleri yapacağız. Çünkü araç yeni geçtiği için bir sonraki aracın gelmesine yani en az 2 saat var. O kadar beklemek istemiyorum. Oh. Bakalım en hızlı şekilde gitmeye çalışacağım. Yollar yürüye yürüye biter arkadaşlar. Yürümeden bitmez. Hiçbir araç almadı diyelim. Bir saat, bir buçuk saat çünkü sonra Söğütlü'deyiz. Bir araç alırsa 10-15 dakika sonra Söğütlü'deyiz. Ama bir şekilde hareket halinde olmak gerekiyor. Kurşuna da ata biter. Yollar gide gide biter. Bu arada iyi ki yürümeye başlamışız. Daha bizim bu gidiş yolundan bir tane bile araç geçmedi dostlar. Karşıdan bir iki tane geldi ama buradan devam etmedi. Tabi biraz Ramazan diye daha seyrek. Sadece işi olanlar dışarı çıkıyor. Onun haricinde kimse çıkmıyor burada. Yorgun insanlar iftarı bekliyor. Ama elbet bizim de rızkımız varsa gelecektir bize.
Yani... Allah aldı, sağ olsun. Bu otostop işini çok seviyorum dostlar. Ben Işık Üniversitesi'nde okurken bizim üniversitemiz Şile'ye taşınmıştı. Ben Şile'ye ilk giden kafiledeyim Işık Üniversitesi'ndeki okuyan öğrenciler içinde. Bizim kafile ilk Şile'ye gittiği için daha işte otobüs saatleri düzgün ayarlanmamış. İşte orada bin bir türlü aksilik var. İlk defa orada yaşayanlar olduğu için hiç planlanmamış şeyler gerçekleşiyor falan. Neyse. Aynı böyle otobüs saatlerinden rahatsızlık duyduğum için hem saatleri çok alakasız zamanlardaydı hem de çok pahalıydı. Yani o zaman çok pahalı geliyordu bize. Ben otostopla İstanbul'a gelmeye başlamıştım o zaman. Ve yaklaşık bir sene boyunca, yani bir dönem komple, iki dönem komple bir sene otostopla İstanbul'a gelmiştim. Çok farklı insanlarla tanışmıştım, çok güzel insanlarla tanışmıştım. Hatta beni arabasına alan bir abiyle hala arada sırada görüşüyorum. Sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Buradan selam olsun, o da izliyordur beni. Böyle ufak yerlerde bu tarz şeyler yapılabiliyor. Şimdi İstanbul'da aracım varken ben de otostop çeken kimseyi almıyordum açıkçası. Çünkü korkuyordum, kim hırsız mı, yani katil mi, psikopat mı? Şehir hayatı bizi o kadar korkutmuştuk ama burada öyle değil. Bakın az önce eşi ve çocukları arkada, adam önde. Giderken ailesiyle beni arabasına gayet gönül rahatlığıyla alabildi. Ben arabada çekim yapmadım. Eşi falan olduğu için hani rahatsız olabileceklerini düşünerek hiç öyle bir girişimde bulunmadım. Sağ olsunlar beni yoluma bıraktılar. Böyle ufak yerlerde bu tarz şeyler daha çok olabiliyor. Daha samimi hissediyorsunuz o yüzden. Daha az korkuyorsunuz. Yani gece dışarı çıktığınız zaman birisini görünce ya bir dakika o kim gibi bir ürpertiniz olmuyor, korkunuz olmuyor. Burada illaki tanıdığınız birisini görüyorsunuz zaten. Bu güzel bir şey. Biz hala evde kapılarımızı kilitleyip uyuyoruz. Özellikle balkon kısmında bir kamera da kurduk çekim alsın vesaire diye. Çünkü bilgisayar orada vesaire orada. Hani herhangi bir problem olursa en azından elimizde kaydımız olsun diye. Ama buradaki insanlar kapıyı kilitlemeden yatıyor. Yani öyle kapı kilitleme diye bir kavram yok. Hatta yani kapı kilitlendiğini gördükleri zaman garip karşılıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani kapı kilitlenmenin garip karşılanması çok güzel bir şey. Demek herkes o kadar rahat, o kadar bazı şeyler, o kötü şeyler daha buraya gelmemiş ki. Herkes rahat rahat yaşıyor. Oh, oh. Bak bu sana hediye gelmiş. Ben biraz nefes nefeseyim tabii. Hediye. Bak ablasına hediye göndermiş. Şimdi kim hediye gönderdi? Nazmiye can bağlarımızdan biri. Nazmiye Hanım'a çok teşekkür ederiz. Normalde yurt dışında yaşıyor, Almanya'da yaşıyor ama buraya İzmir'e galiba tatile geldiler. Bak bakalım. Bak sana bir yağmurluk varmış mı? Yağmurluk varmış. Evet. Ya bunlara bayılacaksın bak. Bayıldım. Ayakkabı. Çok güzel şeyler göndermiş sağ olsun ya. Ay çok teşekkür ederiz. Çok güzeller. Çok güzeller. Aa, bu da Murat Deniz için mi? Murat Deniz için. Bak yağmurluk. Yağmurluk. Evet. Aa yok bunlar da Murat Deniz için. Yok. Deniz için. Ha. Tamam. Tamam. Diş macunu var. Diş macunu bitmişti. Ne kadar düşünceli. Bak ne kadar çok şey hazırlamış. Ne acaba bu senin? O Murat Deniz'in bak bu senin. O senin evet, Murat Deniz'in. Şimdi bunları Mia giyer. Aha. Sonra Murat Deniz. Mia! Aa! Ne görüyor musun? Bakıyor musun?
Cim cim çikolatalar var. Cim cim çikolatalar var. Açalım. Ama yemeklerden sonra. Bakalım başka. Aa Niyacım bak ayakkabını. Giyebilirsin. Deneriz. Evet deneriz. Burada da atıştırmalıklar var galiba. Bu bambam için. Bambamı da düşürmüş ya. Ne kadar özlemiş. Gerçekten yani çok teşekkür ederim. Baksana Deniz bambam için. Aç bir tanesini de bambama vereyim bari. Görelim hadi. Hangisini açayım? Aç fark etmez istediğini aç. Ödül şeyleri zaten galiba. Bu da yağmurluk için. Sonra gel de giydireyim ya. Evet tamam. Tamam. Ben bunu bambama vereyim. Ay çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok zarifsiniz. Yani bambam bile unutmamışlar gerçekten. Çok teşekkür ederiz. İnşallah EYT'den emekli oldular. İnşallah sağlıklı sıhhatli harcamak nasıl olur. İnşallah. Miyacığım beğendin mi? Beğendim. Bir tanesini açayım. Teşekkür ederiz de. Teşekkür Nazmiye ablacığım teşekkür ederim de. Teşekkür ederim abla. Teşekkür ederim abla da olur tamam. Hadi gel yağmurluğunu giyelim. Bambam otur otur. Bak seni de düşünmüşler. Sen de teşekkür et. Al bakalım hadi. Heh. Uzun süredir almıyordum ben sana öyle şeyler. Afiyet olsun bambam. Oo şaplata şaplata. Tabii yuttun direkt değil mi? Hadi bakalım. Yağmurluk. Beğendim. Beğendin mi? Evet beğendim. Ama çok güzelmiş. Evet çok güzel tabii. Gel. Ha, bak oldu işte. Biraz bol oldu. Seneye de girer işte ne güzel. Zaten seneye diye birazcık düşünmüştüm aslında. Şey hani biraz büyük olsun. Çünkü şey hani hemen çok kısa dönem giyip de giyip bir daha giyemez. Üzülürüm çünkü önümüz yaz. Evet kızım. Çok güzelmiş Mia'ya, çok güzel oldun. Her zaman çok güzel benim kızım. Bunları da giyince daha da güzel oldu. Oğlum niye olmasın? Ayakkabımı giyeceğim. Tamam ayakkabını da giyeceksin şimdi. Montunu da giyeceksin. Of ben şöyle oturayım. Anam! Baksana. Siz ayakkabılarını sonra giyersin. Şimdi bunu giyelim. Gel. Giydir hepsini ya. Bir şöyle bir tur gözüksün. Çok kötü. Sok bakalım. Ha, oo ışıklı bir de. Aa! Bunu şimdi şöyle indireyim. Biraz. Ne güzel şey çocuk olmak ya. Çok güzel, güzel aşkım. Git babana göster. Ne güzelmiş ayakkabıların. Ha, hadi yürü anneye bir yansın ışıkları. Ha. Ay, çok güzelsin. Artık seni kaybetmeyiz mi ya? Işıl ışıl her yerden görürüz. Işıklarını yapacağım diye tuhaf tuhaf görünüyor. Sen yürü o yanar otomatik. Bir de botlarla yürüyor alışkın değil mi eliniz? Çok bu kadar yüksek bir kez ya. Çok güzelsin aşkım. Bir teşekkür yap tekrar. Tekrar bir teşekkür ederim. Thank you. Bir tane vereyim mi? Dur bir tane de babana bunu göster tamam mı? Bir tane de bundan ye bakalım. Çok güzelmiş. Çok bayıldım. Çok bayıldım. Çok bayıldım. Yuhu. Vay canına. Bak bir tavşan Mia göster babana. Açabilir miyim diye sor. Açamayacağım. Hadi aşk yemeğini yedin değil mi aşkım? Yedi oğlum. Tamam o zaman yiyebilirsin bir tane. Tamam verebilirsin. Bak bakalım tadına nasılmış. Kendi de soyuyor maşallah. Hı. Yemek olunca istediği bir şey özellikle. Hı. Lezzetli mi çikolata? Güzel mi Miyam? Anlatsana biz oruçluyuz. Nasıl güzel mi? Kızım.
Lezzetli mi? Babana bir söyler misin? Çok güzel. Afiyet olsun kızım. Tekrar gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok zarifsiniz. Çok ince düşünmüşsünüz. Yani babamı bile unutmamanız gerçekten beni çok çok duygulandırdı. Yani çok teşekkür ederim tekrardan. Dostlar, bu arada iyi ki sabah erkenden kalkıp çalışmamı yapmışım. Görüyor musunuz yağmuru? Sakarya'nın havası işte. Şurası nasıl kuruyacak ben ondan? Bir kurusa da bir an önce tam başlasak. Aa, şöyle mis gibi köy havası ama bir de var ya, yağmur yağınca öyle bir kokuyor ki size bu kokuyu anlatamam. Bu kadar güzel toprak, çimen kokusu böyle bir araya gelmiş. Böyle hafif evlerden o çıkan duman kokusu, yaktıkları odunun kokusu. Gerçekten çok güzel. Şu arkamda gördüğünüz yere de kümesimizi inşallah Mücahit'le alacağız. Mücahit ve Ahmet'le. Mücahit'lerin o yanında çalışan Suriyeli arkadaşla birlikte. Bugün konuştum, rica ettim, dedim bir gün gelin de şunu taşıyalım. Yoksa olmayacak. Ama çok güzel oldu ya. Benim hoşuma gitti. Böyle bir ortaya çıkmaya başladı. Yani baksanıza güzel durmuyor mu? Güzel avlu alanı. Bahçe çok güzel ayrıldı buradan. Şimdi drone'la çekemiyorum üstten. Çok yağmur var. Bu drone'da yağmuru uçurmam. İşte sebze yatakları burada olacak. Şurada şöyle kümes olacak. Şu alana mısır ekip sınırımızı belirleyeceğiz. O şeyle avlu ile işte burası arasında. Öyle çok şirin oldu ya. Güzel oldu. Şimdi saat arkadaşlar 3.30 civarı. İftara biraz daha var. Ben bilgisayarımda biraz işlere odaklanayım. Biz iftardan sonra yine sohbetimizde buluşuruz. Ama sen zıplamak istiyorsun. Kardeş mi zıplamak istiyor? Tamam. Deniz geç, onlar zıplıyorlardı beraber. Bak, dur. Hadi. Bir, iki, üç. Ne yapacaksın? Haydi. Ama buna bak, buna gülüyor. Kardeşim, ablasıyla zıplıyorum zannediyor, gülüyor. Bak şimdi, zıpla hadi. Baba, şu kenara geç. Orada nasıl zıplasın ki düşer? Evet, isteyip de yapamayacağı şey mi var onu ya? Zıplayacak mısın? Ha baba, yaşım ödüyor şimdi. Evet sevgili can bağlarımız, bizim için her akşam değil mi aşağı yukarı böyle bir ortalamayla devam ediyor. Değil mi oğlum benim? Oh, çocuklar henüz yatmadı. Ama bugün çok yorgunuz. Özellikle ben sabah çok yoruldum. Hatta Filiz'e dedim ama ben orucun bir kısmını bugün uykuya tutturdum. Yani 3-4 gibi bir artık dayanamayacağım dedim. Yatmaya gittim, sağ olsun Filiz her şeyi hazırlamış. Böyle iftara bir 10 dakika kala uyandırdı beni. Yani sabah o efor, o terleme, susuzluk gerçekten beni gün boyu bayağı etkiledi. Evet dostlar, nihayet artık bahçemizi düzenlemeye başladık. Fakat zaten videoda da görüyorsunuz, yani çok ciddi bir su birikintisi olduğu için biraz çekilmesini beklemek gerekecek ama planlamayı en azından yaptık. Çok bir şey yapmasak da yani ufak ufak her gün ufak bir parçasını yapıyoruz. Evet, bugün, başlamak bitirmenin yarısıdır deyip. Bugün bir ortaya da çıkmaya başladı. Evet. Yani o çok hoşumuza gidiyor bizim. Güzel bir şey olacak. Sakarya 10 günlük bir yağmur veriyordu. Bugün sabah böyle bir yağmur yokken en azından 1,5-2 saat bir çalışabildim. Ki akşam yağmur yağmaya başladı. O yağmuru da size çekip gösterdim. Şu an sağanak olarak da yağmaya devam ediyor. Umarım önümüzdeki günlerde de böyle 2 saat 3 saat boşluklar yakalarsak tarlamızda bayağı işleri yapacağız. Ama Filiz'in dediği gibi yani oradaki o su birikintisinin geçmesi lazım. Böyle yağmurlar yağdığı sürece de o birikinti geçecek gibi durmuyor. Evet. Yani biz geçen sene bu evi bakmaya geldiğimiz zaman hiç su birikintisi yoktu. Evet. Hani zaten şey demişlerdi hani yaz tam olarak hani yaz başladığında çok fazla yağış olmuyor burada dediler şey. Ya Müco ile konuştum. Müco şey dedi, abi dedi buranın Mayıs yağmurları çok meşhurdur. Onun harici dedi Mayıs'tan sonra çok yağmur olmaz. Yağmur olsun tabii, susuzluk da var. Ama hani böyle de yağmurun çok işe yaradığını düşünmüyoruz. Çünkü yağmur yağıyor yağıyor ama barajlar gene boş. Evet. Bence biraz kar yağması gerekiyordu. Herhalde o suyun böyle hani direkt atık olarak işte denize gitmesindense
Böyle kar olduğu zaman yağmur yerine ve daha yavaş yavaş artık toprak mı emiyor, işte kaynak altı sularına mı karışıyor, ne oluyorsa susuzluk olmuyor. Canım sen çok dikkatimi dağıtıyorsun ama neye Şu. bakıyorsun öyle? Direkt bana bak ya. Gel seni şöyle biraz aşağıya alalım. Heh. Şimdi bir sonraki videomuzda bir sürprizimiz olacak. Bir Ramazan geleneğini aslında yerine getirmeye çalışacağız. İlk kez yani Hayata biz de evet geçirmesin. hayata geçireceğiz. İlk kez bizim de yapacağımız bir şey olacak. Zannediyorum daha özel İstanbul'dan kaçışta paylaşırız. Burada da hazırlık Hazırlık vesaire. aşamasını vesaire Evet. yayınlarız. Tamam Gel. Murat Deniz. Gel alayım İkisi de bende yok. mı? Ha, ha. Erkek ya sese bak. Erkek güzeli. Bu hiç durmuyor ya. Bu çok fena oldu. Evet, böyle değil. Bu Çok hiç sakin durmuyor. diyorduk. Diş çıkartıyor herhalde. Diş çıkarttığı için birazcık şu an huysuz. Devamlı bu haldeyiz. İlgilenmezsek. Ha. Baba. zıplamak istiyor, değil mi bugün? Evet dostlar. Ben de su istiyorum. Tamam Tamam, şimdi şimdi sana su getir. vereceğiz hemen. Kapadıktan sonra videomuzu. Herkes de bir su içsin değil mi? Su içmek önemli. Özellikle bu Ramazan ayında susuz kalmayın. Sahurlarda bol bol su için, iftarlarda bol bol su için. Susuzluk vücuda çok zararlı. Derken videomuzu artık ufak ufak kapatırken neydi önemli konu Filiz Hanım? Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok memnun oluruz. Çok mutlu oluyoruz değil mi? Her abonede biz burada mutlu oluyoruz. Düzenli takip ediyoruz. Aa, iki kişi daha geldi. 10 kişi daha geldi. Evet. Bizim için çok keyifli oluyor dostlar. Ve tabii ki o güzel yorumlarınızı okuyunca yaptığımız iş çok daha keyifli bir hale geliyor. Ya demek ki o hissettiğimiz güzel enerjiyi sizlere geçirebiliyoruz diyoruz. Bir motivasyon oluyor. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet dostlar, diğer videolarda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Güle güle. Bay bay Bizi Murat takip edin de. Bizi takip edin de. Takip edin. Hoşça Takip kalın. edin.